Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için yazlık ve askılı çok güzel bir bebek elbisesi çalışacağız. Elbisemizi örmek için alt kısımdan başlıyoruz ve iki parça halinde örüyoruz elbisemizi. Birebir aynı ölçülerde arka parçayı da ördükten sonra yanlardan dikiş atarak her iki parçayı birleştiriyoruz. Ön parçada askımızı da örerek ilerliyoruz askıyı da yine arkaya dikerek birleştiriyoruz Evet elbisemizi örmek için tam bir tane ip kullandım e, ikinci ipimden de çok az kullandım şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere bakınız benim ipimin metresi ağırlığı 100 gram metresi ise 250 metreden oluşmakta eğer ipleriniz 300 metre ya da 300'den daha fazla ise bir tane çok rahatlıkla bu ölçülerimiz için yeterli oluyor. Eğer 250 ya da daha az ikinci bir ip bulundurmanız ya da farklı bir renkle kenarlarında destek olmanızı tavsiye ederim. Şimdi elbisemizin uzunluğunu hemen omuzumuzdan itibaren ölçmeye başlıyorum ve şöyle elbisemizin uzunluğunu 42 santim olduğunu görüyorum. Göğüs kısmına bakacak olursak, göğüs kısmı ise 24 santim. Evet, bu hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra elbisemizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Elbisemizi örmek için etrofil marka ipimi kullanıyorum. İpimiz 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. Anti peeling özelliği olan %100 akrelik bir ip. Renk numarasına baktığımızda ise 80.034 numaralı renge sahip. Elbisemizi dilediğimiz herhangi bir markayla örebiliriz. Elimizde hangi ip mevcutsa onunla örebiliriz. Yeter ki bebeğimizi kaşındırmasın ve yakmasın. Hangi marka olursa olsun hiç fark etmez. Pamuk ipler olursa tabii ki çok daha güzel olur. Ve ipimi örmek için 2,5 numaralı tığımı tercih ediyorum. Numarası yazmadığı için gösteremiyorum ama 2,5 numara bakınız şu şekilde. Tabi öreceğiniz iple uygun tığlar kullanmanız en önemli özellik. Bir elinizin sıklığını ve gevşekliğini tanıyın. Birkaç örgü ördükten sonra bunu hissedeceksiniz. Ona göre tığ markalarında ve numaralarında değişiklikleri kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet şimdi zincirimizi çekerek başlayalım. Öncesinde bir tane düğümümü atıyorum. 67 tane trabzanımızın üzerine kuracağız eteğimiz, elbisemizin etek kısmından başlıyoruz. Onun için 69 zincir çekip geri dönüş yaptığımız zaman 67 trabzanımıza ulaşacağız. Şimdi zincirimizi çekmeye başlıyorum. 1, 1 bu, diğeri düğümdü. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok da sıkı çekmeyelim. Etek altı şöyle çekmesin. Biraz rahat olsun. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4, 25, 69 olunca görüşelim. 69 tane zincirimi çektim. Hemen ölçümüze bakalım. Şöyle ölçtüğüm zaman 29 santim eteğimizin alt ölçüsü. Evet, zincirimizi çektik, hazırladık. Şimdi trabzanımız için geri dönelim. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü zincirimize geri dönüş yapıyorum ve batıyorum. Bakınız. Bir tane trabzanımı örüyorum. Ve birinci zincirime kadar her zincirimin üzerine bir tane trabzanımı örerek toplamda 67 tane trabzan sayısına ulaşıyorum. Elbisemizin alt etek kısmından başladık. iki parça halinde örüyoruz parçamızın birincisi zincirimizi tamamen trabzanlarımızı örerek bitirelim bir uçtan diğer uca kadar trabzanlarımızı ördük. Tam 67 tane trabzanımız var. Zincirinizde eksiklik ya da fazlalık olduysa fazlalıklar hiç önemli değil. Ee, sökebilirsiniz. Az varsa bir iki tane eksik kaldıysa trabzan hemen aralarda birkaç yere 2 tane batarak onu halledebilirsiniz. Kesinlikle ta zincire geri dönmenize gerek yok. Evet, şimdi 3 tane zincirimi çekerek başlıyorum. Bir, iki. 3 Üç. Üç zincirimi çektikten sonra örgümün arkasını çeviriyorum ve örmeye başlıyorum. Şimdi öreceğim zaman tamamen batmıyorum. Öndeki ilmekten alıyorum. Bakınız ilmeğimizin tepesi buğday gibi ikiye ayrılmakta. Bir orta parmağımdan taraftaki ve baş parmağımdan taraftaki olan bölüm. Orta parmağımdan taraftaki olan ikinci trabzanın bölümünden alıyorum ve bütün trabzanlarımızı bu şekilde örüyoruz. Bakınız diğer tarafından alışınca çok kolay olmakta lütfen tedirgin olmayalım. Tabi dilerseniz düz de örebilirsiniz. Burada sadece örgümüz basamaklı güzel bir görüntü verecek. O yüzden bu şekilde örüyoruz. Tabi dilerseniz zorlanırsanız diğer türlü de örebilirsiniz. 25 tane trabzanımı örüyorum. 3 bölüme ayırıyoruz. Bakın görmeniz için çeviriyorum şöyle. Orta parmağımdan taraftaki bölümünü alıyorum. Ve aynı şekilde trabzanımı örüyorum. Şimdiden bile basamaklı bir görüntü bakın ortaya çıktı ördüğünüz zaman çok güzel bir görüntü olacak. Sayalım kaç tane olduğunu. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 21 24 ve 25. Tam 25 tane trabzanımı ördükten sonra modelimi uygulamaya başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 trabzan atlıyorum. 2 trabzan atlıyorum. Bakınız 1, 2 atladım. 3. trabzanımın tam ortasına gelerek batıyorum. 1 trabzan tam ortalı battım. Bakınız 2 zincir, 1 trabzanımı örüyorum. 1 tane V yapıyorum. 2 trabzan atladım. Üçüncü trabzana bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde ördüm. Tığımın tekrar başını doluyorum. Bu kez bir, iki, üç atlıyorum. Dördüncüye batıyorum. Ve bir tane trabzan, iki zincir aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. İkinci V'mi de bu şekilde kuruyorum. Tığımın başını dolayarak bir, iki, üç atlıyorum. Dördüncüye batıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzanımı aynı yere örüyorum. Şöyle bakalım hiç uzaklaşmadan 25 tane trabzanımı örerek geldim. Arka tarafından 2 trabzan atladım. 3. trabzana 1 trabzan ördüm. 2 zincirimi çektim. Aynı yere bir tane daha trabzanımı örerek V'mi oluşturdum. Sonrasında 1, 2, 3 tane atladım. 4. batarak aynı şekilde 2. V'mi kurdum. 3 trabzan atladım. Bakın 1, 2 3 4. battım. Yine V'mi kurdum. 4. ve son trabzanımı örüyorum. Yine 4 tane atlıyorum. 3 tane atlıyorum. 4. batıyorum. 1 2 3 ve 4 V'mi kuruyorum. 2 zincir çekip aynı yere tekrar batıyorum. Bu kez 2 atlıyorum. Başlangıçta da 2 atlamıştım bakınız. Başlangıç ve bitişte 2 atlıyorum. Aralarda 4 atladım. 1 2 atladım. Üçüncüye batıyorum ama dıştan. Orta parmağımdan tarafa batıyorum ve örmeye başlıyorum bakınız. 25 tane trabzanımı bu yönden örerek ilerleyelim. İkinci sıramızı da modelimizi uyguladık. Ortaya bakınız 4 tane V'mizi kurduk. Kenarlarımızın her ikisini de 25 ve 25 trabzanımızı ördükten sonra İkinci sıramızı tamamlıyoruz. En son trabzanımızı birlikte örmek istedim. Bakınız en son trabzanımızın tepesine batalım. Bakın arkasına değil tepesine batıyoruz. Ve düzgünce bir trabzanı örüyoruz. Uzunca bir trabzan ördüm. Ve başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. 3. sırama başlıyorum. Yine dıştan parmağımdan taraftan bölümden bakınız alarak trabzanlarımı birer birer örüyorum. Sadece modelimizin orta kısmında normalden batıyoruz. Kenarlarımızdaki 25 trabzanı ördüğümüz bölümleri basamakla bir şekilde örüyoruz. Bakın şöyle tekrar göstermek istiyorum. Dıştan alalım aynı şekilde örelim. Tekrar başını dolayalım. Girelim. Bir daha yapalım. Bakınız. Evet bu trabzanlarımızı örelim. Ortaya doğru gelince görüşelim. Tam 25 tane trabzanımı örerek geldim. Modelimin orta kısımdaki V'lerin olduğu yerdeyim. 4 tane V'miz var. Kenarda yine 25 tane trabzanımız vardı. Şimdi 25 tane trabzanımı tam ördükten sonra bakınız birebir hepsini ördüm. Tığımın başını doluyorum. Araya zincir çekmeden hemen iki zincirin içerisine geliyorum ve iki tane trabzanım örüyorum. Bir, iki. İki tane zincir çekiyorum. Aynı yerin içerisine iki trabzan daha örüyorum. Bakınız düz 25 trabzanımızı ördükten sonra V'nin içerisine 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan ördük arada zincir çekmedik tekrar arada zincir çekmeden yine V'nin içerisine giriyorum 2 tane trabzan 2 zincir 2 trabzanımı örüyorum yine 3. V'nin içerisine aynı işlemimi tekrar ediyorum 1 2 Iki tane zincir tekrar iki trabzan tekrar en son beğir içerisine işlemimi tekrarlıyorum 1 2 iki, iki tane zincir ve yine iki tane trabzanım örüyorum 1 ve 2 Evet ortadaki grubumuzun V'lerimizin içerisine ikişer trabzan, iki zincir çekerek doldurduk ve kenardaki 25 tane trabzanımın olduğu bölüme zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Hemen ardındaki bölümden girerek örmeye başlıyorum. Uç noktaya kadar bu şekilde örerek geliyorum. Evet sıramızın sonuna kadar dümdüz trabzanlarımızı örelim ve ilerleyelim. Bakın yapmış olduğumuz örgümüz bu. Bu şekilde ardından aldığımızda çok hoş bir görüntü olmakta. Evet örmeye devam edelim. Üçüncü sıramı da örerek geldim. En son trabzanımı sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın tam tepesine batıyorum. Tepesine bakınız. Örüyorum. 3 tane zincirimi çekip ardını çeviriyorum. Tekrar tığıma başımı doluyorum. Orta parmağımdan taraftaki bölümünden örmeye başlıyorum. Hep bu şekilde örüyoruz. Kenarlarımızı sadece ortada normal trabzanlarımızı örüyoruz. Şimdi 25 tane trabzanımızı aynı şekilde ortaya kadar örerek gelelim. Sağ taraftan başlayarak 25 tane trabzanımızı örerek geldik. 2 ve 4. sıramızdayız. Şimdi tam ortadaki bölümdeyiz. İki trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapmış olduğumuz bölümlerimizin tam ortadaki zincirin içerisine alttaki V'lerimizin aynısını kuruyoruz. Bakınız bir sırada bu V'leri örüyoruz. Bir sırada 2 trabzan, 2 zincir, iki trabzan grubunu örüyoruz. Şimdi V'lerimizin olduğu sıramızı hiç zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. Bir trabzan, iki tane zincir tekrar aynı yuvanın içerisine bir tane daha trabzanımı örerek V'mi kuruyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer yuvanın içerisine bir trabzan, iki zincir, tekrar trabzanımı örüyorum. Tığımın başını dolayarak üçüncü V'mi örüyorum. iki zincir ilavesiyle ve geçişlerin hiçbirinde zincir çekmeden direkt başını doluyorum ve dördüncü V'mi örüyorum. Tığımın başını dolayarak 25 tane trabzanımın olduğu bölüme geçiyorum. Dümdüz örmeye başlıyorum. Dikkat edelim şuradaki V'leri almayalım. Bazen yanlışlıkla bu V'nin içerini ördüğümüz trabzanları alabiliyoruz. Almadan dikkatli bir şekilde geçişlerimizi yapalım. Ve sıramızı uca kadar örelim. Hem böyle gidelim tekrar dönüşte görüşelim sıramızı tamamlayarak tekrar örerek ortadaki bölümümüze geldik ve ilerimizi hazırlamıştık şimdi modelimizin ikinci sırası olan iki trabzan iki zincir iki trabzanla bölümü buradaki iki zincirin içerisine dolduruyoruz arada zincir çekmeden hemen geçişimizi yapıyoruz İki tane trabzan bir ve iki iki zincir ve aynı yere tekrar iki tane trabzanımızı örelim. Yine diğer V'mize geçiyoruz. Arada zincir çekmiyoruz. Hemen 1 ve 2. 2 tane zincir. Tekrar iki trabzan. Evet bu şekilde diğer kutularımızı da doldurduktan sonra her ikisini dümdüz örelim ve sıramızın başında görüşelim. Evet elbisemizde 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra ördük. 5 sıra ördükten sonra 6. sıramıza başlıyoruz. 6. sıramızda hem sol tarafta hem sağ tarafta birer tane eksilme işlemine gidiyoruz. Ve ördükçe yukarıya doğru çıktıkça arada birer birer eksilmelerimiz olacak. 3 tane zincirimizi çekelim 1 2 3 örgümüzün yönünü çevirelim hemen ikinci trabzanımızı yine ardından girerek bir defa alıyorum ikinci kez çekmiyorum yanında bir tane daha alıyorum ikinci kez çekmiyorum ve aynı anda çekiyorum şu şekilde ve devam ediyorum eksilme işlemimizi yaparak ilerliyoruz ortadaki modelimizi de aynı şekilde uygulayalım kenara kadar düz trabzanlarımızın olduğu bölümü de örelim. En sonunda görüşelim. Altıncı sıramızda sağ tarafımızdan eksilme işlemini yapmıştık. Trabzanlarımızı ördüm. Yeni V'lerimizi hazırladım. Tekrar sona doğru geldim. Sondan 3 tane trabzanımız kaldı. En son trabzanımız ve arada ondan öncesi 2 trabzanımız var. Hemen bu 2 trabzan üzerinde eksilme işlemimizi yapıyoruz. Evet arkadan alıyorum yine bir defa örüyorum ikinci kez çekmeden tığımda bekletiyorum diğer trabzanı aynı şekilde arkadan alıyorum bir defa alıyorum ikinci kez çekmiyorum her ikisini tek seferde çekiyorum ve en son trabzanımın tepesine batarak örüyorum ve eksilme işlemimi her iki yönde de yapmış oldum hem sağ tarafta hem sol tarafta birer ilmek eksildik 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen örgümü örmeye devam ediyorum. Bakınız buradaki iki trabzanımız bir trabzana indi. Ardından giriyorum ve bir trabzan olarak örmeye devam ediyorum ve modelimizi aynı şekilde iki trabzan, iki zincir, iki trabzan, düz trabzanlarımızı ise ardından girerek örüp biraz daha büyütelim. Örgümüzü örmeye devam ettim ve 5 sıra daha ördüm. Bakın artışımı ayrıcımı yaptığım 6. sıramızda örmüştüm. 1, 2, 3, 4, 5 üzerine 5 sıra daha trabzanlarımı ördüm. Sağda ve solda 24 ve 24 trabzanım kaldı. Şimdi 5 sıramızı tamamladıktan sonra 6. sıramızda yine hem sağdan hem soldan birer tane eksilme işlemini geçeceğiz. Ve sonrasında yine 5 sıra düz trabzanımızı örelim ve bu şekilde yukarıya doğru biraz örmeye devam edelim. 3 tane trabzanımı ördüm. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Diğer tabi normal almıyoruz. Arkasından girerek alıyoruz. Bir diğer trabzanımı da alıyorum. Bir her ikisini aynı anda çekiyorum. Ve diğer trabzanlarım örmeye devam ediyorum. Sıramın ucuna kadar bu şekilde örüyorum. Ortadaki trabzanlarımın sırasını uyguluyorum sadece V'lerimi uyguluyorum ve sıra sonunda görüşelim sıramızın sonuna doğru örerek geldim son 3 ilmeğim kaldı son 3 ilmeğimizin ikisini bir sonu tek olarak öreceğiz ve bir tane daha bu uçtan eksilmemizi yapmış olacağız bir tane alıyorum ve bekletiyorum diğer trabzanımı aynı şekilde alıyorum her ikisini tek seferde çekiyorum ve bir ilmeğe düşürüyorum en son trabzanımın tam tepesine batıyorum ve bir tane trabzan olarak örüyorum 1 2 3 3 zincirimi çekip hemen geri dönüşümü yapıyorum bakınız iki tane trabzanımı tek trabzana indirdim ardından giriyorum bir trabzan olarak örmeye devam ediyorum ve sıra boyunca örelim modelimizi geldiği şekliyle uygulayalım ve birkaç sıra daha büyütelim Evet, elbisemizin bir parçasını örerek büyüttüm. Toplamda kaç sıra ördüğümüzü hemen bakalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ve 24 sıra ördük. 24 sıramızı ördükten sonra hemen kol altı için kesmeye başlayacağız. Ama ondan öncesinde bakın bir tane daha işaretimi şuraya bırakmıştım. Burada bir tane daha kesme yani azaltma işlemi yaptım her iki yönde de bu burada şu an 22 tane ilmek sağ tarafta 22 tane ilmek yani trabzanımız sol tarafta var ortamız aynı şekilde devam ediyor şimdi bu sıramızda kolumuzu azaltmaya yani oymaya başlayacağız her iki yönden de eşit bir şekilde yukarıya doğru örerek bir kol oyuntusu birlikte açacağız tığımızın başını dolayalım arkadaki ikinci trabzanımızın üzerine girerek batıyorum tek seferde örüyorum ve yine devam ediyorum tek seferde ikinci trabzanımı da ördüm hepsini aynı anda çekiyorum ve tığımın başını doluyorum birer birer ilerliyorum yine aynı şekilde bakınız örüyoruz sıramızın sonuna doğru Dümdüz trabzanlarımızı örerek gelelim. arada modelimizi uygulayalım. Tekrar trabzanlarımızı örelim. Son 3 trabzanımızda görüşelim. Trabzanlarımızı sıramızın sonuna doğru örerek geldim. Son 3 tane trabzanımız kaldı 1, 2 3. Hemen başlıyoruz. Yarım olarak alıyorum 1 1 defa çektim bakınız. 1 defa çektim 2 en son trabzanımı örüyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum ama ipim yarımlandığı için tekrar çekmek istiyorum. Ve örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen bir sonraki trabzanımı yine bir defa örüyorum. Ve bir sonraki trabzanımı yine bir defa örüyorum. Üçünü aynı anda tek ilmek olarak çekiyorum. Ve bakın kesme işlemimizi başlattık. Ve devam ediyorum. Trabzanlarımı aynı şekilde örüyorum. Ve sıramın sonunda 3 ilmek kalana kadar trabzanlarımı birer birer örüyorum. Evet sıra sonuna kadar örerek geldik trabzanlarımızı. Kesme yaptığımız daha önceki sıradaki bölüme geçmiyoruz. Bakınız şu kısma geçmeden hemen kenardaki İki tane trabzanımı bir ve iki birer defa örüyorum. Her ikisini çekiyorum ve kapatıyorum. Bir, iki, üç. Hemen çeviriyorum yönümü. Tekrar başlıyorum. Bir, iki. Tek seferde çekiyorum ve kesme işlemlerimizi yukarıya doğru bu şekilde yaparak ilerliyoruz. kolumuz bayağı açıldı bakınız trabzanlarımızı yine aynı şekilde örerek devam edelim şöyle kolumuzun açıklığını görelim bakınız şöyle yukarıya doğru devam edeceğiz biraz daha ve e, aradaki trabzanlarımızı modelimizin olduğu bölümü örelim uç kısmına gelince yine aynı şekilde iki trabzanı tek trabzan halinde keselim Evet eksiltmelerimizi 1 2 3 sıra yaptık ikişer ikişer alarak ilerledik 2 sıra daha aynı şekilde örelim. Bakınız daraltmaları tam 5 sırada tamamlamış olalım. 3 tane zincirimi çekerek başladım. Hemen trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Hepsini aynı anda alıp bir tane trabzan sayısına düşürüyorum ve ilerliyorum. Bu dördüncü sıramızda bakınız 1, 2, 3, 4 toplamda 5 sıramızda azalma işlemimizi yapalım. Şimdi dördüncüye başladık yine örerek devam edip diğer uçtan azalma işlemimizi yapalım tekrar 5 sıramızı azalarak ilerleyelim ve tamamen 5 sıra azaldıktan sonra görüşelim. Toplamda 5 sıra azalma işlemimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi azalma yapmadan dümdüz biraz örerek büyüteceğiz. Herhangi bir artma eksilme yapmıyoruz. Sadece trabzanlarımızı modelimizi tekrar trabzanlarımızı örerek birkaç sıra daha büyütelim. Evet elbisemizin kolunu kestiğimiz yerden itibaren saymaya başlıyorum. 1-2-3-4-5-5 sıra keserek devam etmiştik. 1-2-3-4 sırada dümdüz sadece kestiğimiz ve kalan trabzanlarımızı örüyoruz. Şimdi askı kısmımızı örmeye başlayalım. 3 tane zincirimizi çektikten sonra bir tane trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzana batıyorum. 1 2 2 tane trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 2 tane trabzanımı aynı yere örüyorum. Bakınız. 1 tane trabzan atlayıp diğer trabzanıma batıyorum. Ve şu şekilde bir trabzan bir atladıktan sonra iki trabzan iki zincir iki trabzanımız tekrar bir trabzan atlayarak bir tane kenara trabzanımızı örüyoruz bir iki üç tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve hemen ortaya giriyorum bir iki iki tane zincir tekrar bir ve iki Tamın başını doluyorum. Kenardaki tek trabzanımın üzerine batıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çevirerek tekrar araya girerek iki trabzan 1 2 2 zincir 2 trabzanımı örüyorum. Kenar trabzanımı da battıktan sonra bakınız bu şekilde Askımızı yeterli ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Diğer kolumuz için de aynı şekilde kenardan başlayarak askımızı örmeye devam edelim. Evet elbisemizin askılarının her ikisini de ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 tane e, şu görmüş olduğumuz trabzanlardan ördüm ve bitirdim. Diğerini de aynı şekilde ördüm. Şimdi diğer parçamızı. Burada başladığımız gibi birebir aynı ölçülerde başlıyoruz. Trabzanlarımızı 25 sağ tarafa 25 sol tarafa 17 de ortada modellerimizi uygulayacak şekilde başlayalım. Alttaki trabzan sıramızdan ve aynı sıralama gibi örelim. Azalmalarımızı da yapalım. Sonrasında görüşelim. Diğer parçamız birebir aynı şekilde olsun. Aynı şekilde diğer parçamızı da ördük. Sadece askı kısmımız yok. Bütün birebir sayılarımız tamamen aynı. Buradan dönen askılarımızı diğer taraf omuzumuzun hemen uç kısımlarına yine dikeceğiz. Aynı şu şekilde bir ucu dış tarafta bir ucu ise 2, 4, 5 tane trabzanımın olduğu yerde tamamlanmış olacak. Şimdi elbisemizin yanlarından dikelim. Her iki yanından koltuk altına kadar diktikten sonra askılarımızı da dikelim ve sonrasında görüşelim. kolayınıza nasıl geliyorsa tabii o şekilde dikebilirsiniz. Belli olmayacak şekilde, büzülmeyecek şekilde dikişlerimizi yapalım ve görüşelim. İki yanımızı dikelim kol altına kadar ve askılarımızı dikelim. Elbisemizin her iki yönünden yanlardan diktim şu şekilde. Askımın bir tanesini diktim. Burası ters yönü bakınız dikişlerimizin olduğu bölümü yani ters yön. Şimdi Diğer askımızı da dikmeye başlıyorum. Şu şekilde burayı diktim bakınız. Ön kısım ve arkası. Hemen uç kısımdan birinci trabzanın üzerine batıyorum. Diğer askımdaki birinci trabzanımın da üzerine batıyorum. Bakınız karşılıklı her ikisinin birinci trabzanların üzerinden battım. İğnem tabi biraz büyük olduğu için geçmedi. Düğüm atmadım. Yine uçlarından sadece alıyorum bakınız uç kısımlarından tıpkı motif diker gibi sırası ile ipim de arada kapanıyor bakınız diğeri tabi bu zor olursa daha sonra alabilirsiniz onun için kenara da koyabilirsiniz hiç önemli değil karşılıklı uç kısımlarından her ikisini dikiyorum ve en son tırabzanıma geldim. Bir defa daha sağlamlaştırıyorum. Geriye şöyle gelerek bir tane düğüm atmak istiyorum. kişimizi tamamladıktan sonra ipimizi keselim ve şöyle içeriye doğru hemen alalım. Şimdi elbisemizin yönünü çevirelim. Evet, elbisemizin askısını diktikten sonra çevirdik. Bakınız burası ön yüzü, askımızın olduğu yüz. Bu şekliyle elbisemizi tamamladık. Çok şık güzel bir elbise oldu. Dilerseniz bunu bluz olarak da çalışırsınız. Sadece şuradaki yapmış olduğumuz kesme işlemlerini yapmadan dümdüz bir şekilde örerek yine kol altı oyuntularını yaparak tamamlayabiliriz. Şimdi elbisemizin uzunluğunu ölçmek istiyorum. Askıdan itibaren ölçüyorum. Çünkü omuzumuz orası olacağı için. 41 buçuk ya da 42 bile diyebiliriz. Şöyle bakacak olursak bakınız. 42 santim elbisemizin uzunluğu kol altından hemen bakalım 24 santim göğüs kısmı Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir hepinizin ellerine emeklerine güzel yüreklerine sağlık yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere